Ötelerden beri düştüğümüz en büyük trajikomik hadiselerden biri de dünyayı dize getirmek için söylenilen sözler ve sloganlardır. Dünyaya İslam'ın adaletini ve barışını götüreceğiz. Üstelik bu sözden ileriye geçmez. Sadece slogan atılır, ötesi bırakılır. Allah nasip etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gitmek nasip oldu. O topraklar İslam'ın doğup geliştiği ve bütün Müslümanların kutsal kabul ettikleri yerler. Tabir yerinde ise İslam'ı merkezinden öğrenmek ve görmek isteyen birisinin gitmek isteyeceği yer Kabe'nin bulunduğu Mekke'dir. Kabe'nin çevresi ve ibadet alanı olan yerler çok temiz olmasına rağmen ibadet alanından çıkar çıkmaz Mekke'nin sokakları işler acısı durumda. Altyapı denilen bir şey kesinlikle yok. En ufak bir yağmurda her yeri sel götürüyor. Biz Avrupa'ya nazaran Türkiye'de kaldırımlar çok yüksek diye dert yanarken orada Türkiye'deki kaldırımları arıyor insan. Kaldırıma çıkmak için merdiven gerekti desem abartmış olmam. Yarım metreye yakın kaldırım var. Hatta o kadar yüksek olan kaldırımın kenarından ikinci bir kaldırım daha başlıyor aynı yükseklikte. Orası Kur'an-ı Kerim'de emin, emniyetli bölge olarak ilan edildiğinden o bölgeye Müslüman olmayanların girmesi yasak. Allah'tan böyle bir yasak var diye geçiyor insan ister istemez içinden. Zira İslam ahlakını yerinde görmek ve incelemek için birisi oraya gitse İslam'ın öngördüğü ahlakı ve temizlik anlayışını öyle sanıp kesinlikle Müslüman olmaz. Bu arada şunu da hemen söylemeliyim. Hacca gidenlere genelde orada gördüğümüz güzellikleri anlatın. Hoşunuza gitmeyen şeyleri anlatmayın diye nasihat ederler. Evet, güzellikleri görmek gerekir elbette. Buna bir şey dediğim yok. Lakin Allah diyerek öteleri bıraktığımızda düştüğümüz acınacak halimizi anlatmak için bunları yazıyorum. Anlayacağın öz eleştiri yapıp İslam aleminin içinde bulunduğu durum tespitini bile yapabilecek cesareti olmayan birine zaten laf anlatamazsın. Allah'ın evim dediği mübarek Kabe'yi görmek, orada onu seyrederek namaz kılmak, her Müslümanın ömür boyu hasretle beklediği kişinin ömründeki en güzel anlardan birisi. Benim eleştirdiğim Kabe ya da İslam değil, haşa. Tam tersi, o yüce dinin ilkelerini söylemden ileriye geçirmeyen Müslümanlar bir gün ikindi vaktine yakın Mekke'nin sokaklarında dolaşırken bir camiden yüksek sesle vaaz edildiğini duydum. Hararetli ve coşkulu bir ses tonuyla vaaz eden kişi İslam'ın adaleti bütün dünyayı kaplayıncaya kadar çalışmamız gerektiğini ve İslam ahlakına bütün dünyanın muhtaç olduğunu söylüyordu. İslam güneşiyle bütün karanlıkları aydınlatmak gerektiğine dair coşkulu söylemlerde bulunuyordu. Üstelik vaaz sesini sokağa vermişler. Adamın hitabı minareden bütün sokakları inletiyordu. İçimden bırak söylemi, bu sokakların hali ne diye geçirdim. Dünyayı dize getirmek diye bir şey olamaz. Sen altyapı çalışmanı yap, çevreni temiz tut. İnsanlara İslam'ın ahlakını öğret. O zaman dünya dize gelmese de kendiliğinden bize geleceği kesin. Düşünsene, peygamberimiz temizlik imanın yarısıdır diyor. Temizliğin en önemli şey olduğunu anlatmak için bundan başka daha ne denilebilir ki? Namaz, oruç, zekat, hac ve başka aklına hangi ibadet geliyorsa hepsini topla İslam'ın yarısı ediyor. Diğer yarısını da temizlik oluşturuyor.
Üstelik vahyin ilk 5 ayeti okumak ve yazmaktan bahsederken ikinci gelen 5 ayette ise Allah temizlikten bahsediyor. Kalk ve uyar. Rabbini yücelt, elbiseni de temiz tut. Müddessir suresi 1 ve 4. ayetler. Buna rağmen en az okuyan ve en düzensiz çevreye sahip Müslümanlar sadece slogan ve söylemle insanları Müslüman olacaklarını sanmak gibi bir gaflete düşebiliyorlar. Sadece demekle kalma, ötelere talip ol. Zira meyvesini sen de göremediği hiçbir erdeme insanlık inanmayacak ve seni samimi bulmayacaktır. Allah da ötesini bırakma. Her cuma gelmiş seni bölümüyle.